Hocam, Türk halk müziğinin günümüzde rock ve pop tarzı yorumlanmasına siz nasıl bakıyorsunuz? Ben gençlerden yanayım efendim. Gençler nasıl istiyorsa ben gençlerde. Hayat gençliktir. Bu kulaklar açık. Niye açık? Her şeyi duysun, dinlesin diye. İnsan yapısı, insanın beyni, Allah bütün dünyanın her şeyini, acısını, tatlısını, taşını, tikenini, gülünü, her şeyini, ne var ne yok insan bünyesinde birleştirmiş. Bütün dünya insanın beyninin içine giriyor da yer bile işgal etmiyor. Pop da olsun, batı müziği de olsun, nedir? Müzik kulağa hoş gelen demiş. Kulağa hoş gelsin, gönüle hoş gelen her şey müziktir. Ben de hayatın en önemli noktasında olan gençlere saygı duyuyorum. Hayat gençliktir. Her şey onlara göre olması lazım diye de düşünürüm. Popu da dinlesinler hiç, ama bizi de dinlesinler gene arada sırada, böyle işte aklı oturmuşların da laflarına ara sıra kulak versinler. Hani dünyası geniş şey insanın. Yani bizi de dinlememezlik etmesinler halk türkülerini. Halk türküleri yalan söylemez efendim. Kendini bilen de yalan söylemez. Diyeceğim bu. Peki hocam, genç dinleyicilerinizle aranızdaki bağ nasıl? Çok iyi, ben şaşırdım. Ben 20 sene hiç Türkiye'ye gelemedim. Ben mektebe gidemedim. Nota falan da bilmem. Mektebe gidemedim. Hani herkes sinemalarda görüyorduk ya. TRN'den efendim gitmiş, okumuş, karşılıyorlar, getiriyorlar. Sinemaya gittiğimizde hayal et, ne güzel okumuş gelmiş bir bey, bir paşa gibi karşılanıyordu. Benim de iki kızım, bir oğlum var. Bunların elinden tuttum, Almanya'ya götürdüm. Bir dünya kültürü alsınlar diye. Muradım buydu. Onları okutmaktı. Yani şükür, çok şükür bu muradıma kavuştum. Bitirdiler okullarını Avrupa'da. Oğlum okul arkadaşıyla evlendi. O da okulunu bitirdi. Hep aşağı yukarı 30 seneye yakındır. Bu 2001'den beri Türkiye'ye gelmeye başladım ben. Gençler dediniz, evet. İlk konserimi İstanbul'da verdim, Harbi Açık Hava'da. %85'i genç idi. Yani lise talebeleri, üniversite talebeleriydi. %85'i görüyorum. Türkiye'nin aşağı yukarı her tarafına beni çağırdılar. Bunca yıldan sonra buraya şey yapıyorum. Nereye gittimse her yerde gençlerimizi gördüm karşımda. Çünkü halka açık konser veriyordum. Saatlerce yaşlı adam ayakta duramaz. Ondan biliyorum. Konser başlamadan evvel meydanlar doluyordu. Konser, benim konserim de başlayınca 2-3 saatte benimki sürüyordu. Görüyordum ki gençler. Bir yerde de bazı oturanlar vardı sağda solda. Ben dedim ki bu ayakta beni saatlerce durup dinlediğiniz için bu sandalyede oturanlardan daha fazla size teşekkür ediyorum dedim gençlere. Gençleri ben daha anlayışlı görüyorum, mektebe gidenleri, kelimenin ne demek istediğini anlayan insanlar olarak. Benim ilime sonsuz saygım var. Yaş önemli değil. Baş önemli. Yani ilim öğrenmek önemli. Doğruyu o zaman insanlar bilir. Yoksa babanın hikayesine, dedenin hikayesine yol alınmaz. Allah herkese aynı beyni vermiş ki hiç kimse kimseden akıl fikir almasın diye. El aklıyla gezen başa bin bir türlü hal gelir. Biz bu beden içinde ruhuz. Bu pencere, gözlerimiz bir penceredir. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti diye bir türkü vardır. Eskiden kalma bir mayadır. Böyle. Herkes kendine göre görür dünyayı. Sen de kendine göre göreceksin. Herkes kendini onun aklıyla, bunun aklıyla değil. Kendi aklın, Allah'ın verdiği aklı, akılla yürüyeceksin.